Fatih Altaylı. 19 Ocak 2022 Habertürk. Kim belli değil, kim değil belli. Baştan söyleyeyim, bu bir bilgi değil, bir intiba yazısıdır. Biliyorsunuz, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Teke Tek programında ağırladım. Kemal Bey kimilerine göre iyi, kimilerine göre kötü, bana göre ise kendi vasatının üzerinde bir performans sergiledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teke Tek'e katılımının ve buradaki tavrının bazı yerlerde kızgınlığa neden olduğunu da söyleyeyim. Program öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte geldiği milletvekili Tuncay Özkan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla Habertürk'ün misafir salonunda uzunca bir süre sohbet etme imkanımız da oldu. Tahmin edeceğiniz üzere üzerinde en fazla konuştuğum ya da konuşmaya çalıştığım mesele CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının kim ya da kimler olabileceği ve tabii Kemal Bey'in kendisinin aday olup olmayacağıydı. Bu konuda ser verdi sır vermedi. Sürekli olarak topu ittifaka attı. İttifakın birlikte karar vereceğini söyledi. İttifaka isim bile önermeyeceğini, hangi partiden olursa olsun isimlerin de ittifakın kendi içinde yaptığı görüşmelerde ortaya çıkacağını anlattı. İttifakın büyük ortağı olarak ittifak masasına bir isimle oturmanın bile ittifaka baskı ve dayatma olarak görünmesinden çekindiği belliydi. Adayın ittifak içi görüşmeler sırasında organik biçimde ortaya çıkmasını beklediğini anladım. Anladığım sadece bundan mı ibaret diye soracak olursanız Elbette ki değil. Kimi aday göstereceklerini anlamadım ama kimleri aday göstermeyeceğini anladım diyebilirim. Öncelikle söyleyeyim, kendisinin aday olmak gibi bir derdi yok. Bence aday falan olmayacak. Bunu açık açık söylemiyor olmasının nedeni ise kendi partisine ve kendi tabanına olan saygısı. Ama aday olmayacak. Belediye başkanlarını aday göstermezken kafasında sorun olarak gördüğü mesele İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmek değil. Aday profilini çizerken, Cumhurbaşkanlığı makamını ve yetkilerini parlamenter sistemde sağlıklı şekilde kullanacak biri diye ısrarla altını çizdi. Yani hedefi, Cumhurbaşkanlığı makamına oturmak olan hırslı birini de düşünmüyor. Bu durumda Ekrem İmamoğlu da adaylıktan eleniyor. Zaten muhtemelen İmamoğlu da bunun farkında ve iyi partiye yakın durarak adaylığının o yönden gelmesini bekliyor gibi. Mansur Yavaş'la ilgili de kendisi hiçbir şey söylememiş olsa da zannederim Kürt seçmen duyarlılığı var. Yani ya Kürt seçmenden oy alamazsa tedirginliği. İttifakla da aday belirleme masasına seçim tarihi belli olmadan oturmak istemiyor. İTÜ eğitimin en önemli sorununu çözdü. Galatasaray Lisesi'nden ya da bizim değişimizle Mektebi Sultani'den sınıf arkadaşlarımla ayda bir buluşur yemek yeriz ya da buluşmaya çalışırız diyeyim. O gün daha önemli bir işi olmayanların katıldığı bir dönem yemeği gibidir. Sayı hep değişir. Pek çok arkadaşımız akademisyen olduğu için de genelde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'daki sosyal tesisinde buluşuruz. Makul fiyatlı, temiz, sakin bir yer olduğu için tercih ettiğimiz bir yerdir. Yemek yer, siyaset, bilim, ilim konuşur, dedikodu yapar, okul anılarını yad ederiz. İki kadeh rakı, birkaç kadeh şarap da yemeğimize eşlik eder. Ama artık tüm bunlar dili geçmiş zaman. Biliyorsunuz İTÜ'de bir sürü önce rektör değişikliği oldu. Yeni bir rektör atandı. Yeni rektör önce İTÜ'de en fazla bilim üreten enstitüleri dağıttı, yerlerinden etti. Sonra en fazla bilimsel makale yazan bilim insanlarını görevlerinden aldı. Sonra da üniversite eğitiminin en önemli konularından birine eğildi ve üniversitenin üniversite binası dışında bulunan sosyal tesislerinde içkiyi yasakladı. Zannederim artık İTÜ, Dünya Üniversiteler sıralamasında hızlı bir yükselişe geçecek ve pek yakında Harvard'ı, Yale'ı, Cambridge'i, Oxford'u yakalayacaktır. İTÜ'nün bu en önemli sorununu çözdüğü için Sayın Rektörü kutluyorum. Şimdi bazıları diyecektir ki derdin bu mu? Vallahi da değil, billahi da değil. Arkadaşlarla buluştuğumuz bir yemekte içmemiz şart değil ya da ille de içki içeceksek İTÜ sosyal tesislerine girmemiz de şart değil. Ama üniversitenin başına geçen ya da geçirilen kişinin yüksek öğrenimde mesele olarak bunu görmesi üzücü. Yazık, gerçekten yazık. Öcalan'dan ne olur? İktidarın yeni bir çözüm sürecini başlatacağı, İmralı mahkumu Öcalan'ı yeniden devreye sokacağı, HDP içinde popüleriteleriyle Öcalan'ı da rahatsız eden isimlerin temizleneceği ve böylelikle zamanında veya erken yapılacak bir seçimde HDP'nin %10'u aşan oyunun AK Parti'ye doğru yönlendirileceği iddiaları bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Böyle bir girişimin doğal sonucunun MHP ile olan ittifakın da sona ermesi olacağını da tahmin etmeyen yok gibi. Ancak kimi iyimserler, devlet bey bunun Türkiye'nin yararına bir girişim olduğuna ikna olur deseler de, MHP'nin İmralı'nın da içinde olduğu bir blokta yer alması pek de kolay görünmüyor. Ama tabii siyaset bu. Olmaz olmaz. AK Parti'de yer alan ve uzun süredir izlenen politikayı güvenlikçi politikalar olarak niteleyip, bu politikalardan memnuniyetsizliğini gizlemeyen güçlü bir grupsa gelişmelerden memnun. Böyle bir politikanın AK Parti'ye 2013 öncesi kodlarına döndüreceğini düşünüyorlar. Peki böyle bir şey mümkün mü? Öcalan'ın yeniden devreye alınması ve Türkiye'de bir siyasi figür haline getirilmesi bir anlam ifade eder mi? Bana sorarsanız etmez. Çünkü Öcalan çok ama çok eski geçmiş. Bugün Amerika eliyle yeniden şekillendirilen Orta Doğu'da Öcalan'ın esamisi okunmaz. Bunun en açık kanıtı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği sayılar. Türkiye'deki terörist sayısı 200'ün altında ve bunlar saldırı değil savunma pozisyonundalar. Niye mi? Çünkü artık yeni bir döneme geçtiler. Suriye'nin kuzeyinde devletleşme dönemindeler. PKK ya da uzantısı olan farklı harf oluşumları Türkiye açısından bir terör sorunu değil, bir siyasi sorundur. Öcalan artık bu oyunun önemsiz bir aktörüdür. Oyuna ancak geçmişine hürmeten figürasyon olarak dahil olur. Cahil kim? Annem aradı dün, hayli üzülmüş. Sezen Aksu ile ilgili yazdıklarıma yönelik sağda solda okuduğu tepkilere üzülmüş ana yüreği işte. Tohuma kaçmış evladı için bile tedirgin olabiliyor. Üzülme anne, boş ver o sosyal medya maymunlarını ve müptezellerini. Beni de hötsötle yola getirecekleri çoluk çocukla karıştırıyorlar dedim. Aman evladım dikkatli ol dedi kapattık. Dikkat dikkat de nereye kadar dikkat? Sürekli bir cambaza bak oyunu içinde dikkatli olmak hep makul olana mı düşecek? Kazanan sürekli cehalet mi olacak? Sezen Aksu, Adem ve Havva'ya cahil dedi diye bir bardak suda fırtına koparanlar asıl cahil olan. İnsanoğluna ya da Ademoğluna cahil sıfatını layık gördüğü iddiasıyla Sezenaksu'ya saldıranlar acaba koruduklarına inandıkları dinin ya da o dinin kutsal kitabının Sezen ile aynı fikirde olduğunu bilseler ne yaparlardı? Ya Sezenaksu o kitabı onlardan daha iyi okuyup yorumladıysa? Ya Sezenaksu Kur'an'ı bu cüheladan daha iyi okuduysa? Niye mi söylüyorum bunu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Ashab Suresinin 72. ayetini biliyorum. Asabın 72. ayetinde insan yüklendiği yükün ağırlığını bilmeyen ve bunu bilmediği için taşımakta dağların bile zorlanacağı bir yükün altına girmeyi kabul eden olarak gösteriliyor. Cehalet de suçlanıyor. Bu ayeti bilmeden sezenak suya saldırmak sadece ve sadece cehaletin göstergesidir. Ne zaman adam oluruz? İnsan olma sınavını vermeden adam olma yoluna giremeyeceğimizi anladığımız zaman. Fatih Altaylı Barış Soydan, 19 Ocak 2022, Halk TV Komtere. Yok denilen sermaye kontrolleri çoktan başladı. Türkiye ekonomisinin lokomotif şirketleri arasında yer alan Sarkuysa'nın yönetim kurulu başkanı Hayrettin Çaycı, önceki gün bir ekonomi kanalında şöyle isyan ediyordu. Kamu bankalarına getirilmiş olan kısıtlamalar var. Biz size kredi veririz ama döviz almayacaksınız diyorlar. Peki ben dövizi nereden bulacağım? Sarkuysan bakır üreticisi. 700 milyon dolarlık ihracatı var. Yani Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri. Üretim maliyetinin %94'ü çaycının verdiği bilgiye göre ham maddeden oluşuyor. Yani üretim yapmak için ithalat yapmak zorunda. Döviz bulamazsa üretimi aksar. Şu anda olan bu. Bankalar aralıktan beri kredi kullanan firmalara döviz almayacağım taahhütnamesi imzalatıyor sadece kamu bankaları değil, özel bankalarda. Çünkü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, TL kredilerin amacına aykırı kullanılmaması için denetim yapacağını, gerekirse idari işlem başlatacağını açıkladı. Bankalara yazıyla bildirilecek bir konunun kamuoyuna açıklanması, aba altından sopa göstermekten başka bir şey değildi. Bankalarda idari işlemle, Türkçesi cezayla karşılaşmamak için kredi verirken döviz almayacağım diyen taahhütnameler imzalatmaya başladılar. Sonuç Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri üretim yapamaz noktaya gelmiş durumda. Bu Sarkuysana özel bir durum değil. Birçok sanayi şirketi aynı sorunla yüz yüze. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şöyle diyordu. Türkiye'de bugüne kadar sermaye kontrolüne gidildi mi? Gidilmedi. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon değil, manipülasyon değil, ihanettir. İhanet suçlamasıyla karşılaşmak istemem ama Sarkuysan'ı döviz bulamaz hale getiren uygulama sermaye kontrolü değilse nedir? Ekonomi terimleri konusunda son derece saygın bir kaynak olan Investopedia sermaye kontrolünü şöyle açıklıyor. Sermaye kontrolleri, bir hükümet, merkez bankası veya düzenleyici bir kurumun ekonomiye döviz girişi çıkışını sınırlandırmak için aldığı her türlü önlemlerdir. Bu kontroller vergileri, gümrük kurallarını, yasaları, miktar sınırlandırmalarını içerebilir. Sermaye kontrolleri yumuşak ve sert olarak ikiye ayrılıyor. Döviz alım satımının yasaklanması ya da çok ağır vergilendirilmesi sert bir sermaye kontrolü. Şirketlerin dövize erişimini zorlaştıran bankacılık uygulamaları ise yumuşak sermaye kontrolü. Sermaye kontrolleri döviz talebini kısıtladığı için ulusal paraya kısa vadede değer kazandırabilir. Türkiye'de şu anda olan bu. Rezerv satışları ve mevduata kur garantisinin yanı sıra biraz önce gördüğümüz sermaye kontrolleri de doların 14 TL altında tutulmasında etkili oluyor. Ama sermaye kontrolleri reel sektörün ve piyasaların işleyişini bozar, giderek kaosa neden olur. Sarkuysan yönetim kurulu başkanının açıklamaları Türkiye'de de kaosun başladığını haber veriyor dediğim gibi sarkuysan sadece bir örnek. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan dün yapılan açıklamada finansmana erişim yoksa üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücümüz durabilir deniyordu. Kaosa neden olan tek uygulama dövize erişimin kısıtlanması değil. İhracat gelirlerinin %25'inin Merkez Bankası'na satılma zorunluluğu da kaosa yol açmış durumda. Önde gelen ihracatçı firmalardan birinin finansman müdürü olan Erol Taşdelen, bankalarda %25 ihracat bedeli kaosu başlıklı yazısında şu bilgileri veriyor. İşlemlerin uzaması ve zamanında yapılmaması müşterileri mağdur etmiş durumda. Zira müşteri Merkez Bankası'nın 11 kuruna göre talimat göndermesine rağmen banka bazen saat 15 kuruna göre işlem yapıyor. Aynı gün işlem yetişmemesi halinde 1-2 gün sonraki kur üzerinden işlem yapıyor. Firmalar milyonlarca lira zarar ediyor. İhracat gelirinin %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu aynı zamanda ithalat için dövize ihtiyaç duyan firmaların ertesi gün daha yüksek fiyattan dolar almaya çalışması demek. Saçmalığın dik alası. Adeta bir düdüklü tencere gibi ekonomide şu anda büyük bir basınç birikiyor. Bu kaos uzun süre devam edemez. Tencerenin kapağı açılmak, normale dönülmek zorunda. Evet o zaman dolar yükselir ama bu yapılmazsa tencere patlar. Barış Soydan İbrahim Kahveci, 19 Ocak 2022 Karar İsrail ile işbirliğinin resmi Kötü para, iyi parayı kovar. Bu bir iktisadi kuraldır. Piyasada iki çeşit para varsa, bu paralardan iyi para, herkesin yastık altı, değer koruma aracı olur. Kötü para ise piyasada kalır. Nasıl ki kötü para iyi parayı kovarsa, kötü hukuk da iyi hukuku kovabiliyormuş. Kötü hukuk şu, 4 yıl önce piyasaya çıkmış şarkının sözlerine şimdi uyanıp dini hassasiyet gösteriyorsun. Ama kendi bakanının bakara makarasına bakmayıp Praga Büyükelçi atayabiliyorsun. Egemen Bağış'ın her cuma bakara paylaşımını hatırlıyor musunuz? Yine İstanbul Belediyesi'nde bir çalışanın bir akrabasının terörle ilişkisi suçun şahsiliği ilkesi dışına çıkılmasına sebep olabiliyor. Ama aynı karine kabinede yer alan bakan için işlemiyor. Gıda ve Tarım Bakanı'nın FETÖ terör örgütünden dolayı hapishanede olan kardeşinden bahsediyoruz. Ya da Büyükelçi olarak atanan Şaban Dişli'nin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde yer alan kardeşinden. Burada ifade edelim ki ne bakan ne de büyük elçi kardeşlerinden dolayı suçlu değildir. Suç şahsidir ve kimse kendi dışında suçtan dolayı suçlanamaz. Mesele şu ki bu adil hukuk AK Parti ve çevresine işlerken maalesef muhalefete başka bir hukuk işliyor. İşte sorun o hukuktur. Ekonomi dışında bu alana neden girdiğimi izah edeyim konuşu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk dönüşü Amerika'nın Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki doğalgaz boru hattından desteğini çekmesini şu şekilde izah etti. Bunun bütün analizlerini yaptılar. Baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de bu olacak bir iş değil diyerek desteğini çekti. Zaten burada hep konuşulan nedir? Bu iş Türkiye'siz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa'ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur dedi ve devam etti. Asıl burası önemli. Berat Bey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail'le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? şartlar oturulup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Bakın aslında Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasında hiçbir sorun yok. Ülkemizin çıkarı neyi gerektiriyorsa onun üzerine gidiyor. Hatta 2017 yılında dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın İsrail Enerji Bakanı ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin de bir sakıncası yok. Mesele şu ki bugün yurt içinde siyasi çıkar noktasında ne varsa kullanır durumdayız. Hatta hatırlarsanız Nisan 2017 başkanlık referandumu da dış politikanın iç politik çıkarlarda kullanılmasıyla geçmişti. Hollanda'da yaşanan olayı hatırlayın. Başbakan, dönemin başbakanı Binali Yıldırım gitme demiş ama aile bakanı Fatma Betül Sayan gitmişti. Dış politikanın iç siyasette kullanılmasının çok ağır faturalarını ödemiş ülkeyiz. İsrail olsun, Mısır olsun, hatta Güney Kıbrıs Rum kesimi olsun, Akdeniz gazını Türkiye üzerinden geçirmek durumundadır. Menfaatleri bunu gerektiriyor. Aynı menfaat bizim için de geçerlidir. İsrail'le bu konuda görüşmeler yapmak ülkemizin menfaatlerini korumak önemlidir. Devam da etmelidir. Oysa benzer bir girişimi muhalefet söylese ne denirdi? Siz şimdi bunu düşünün. Geldiğimiz noktanın normalleşme adına ne kadar önemli olduğunu görebiliyor musunuz? Ülkelerin aslında bu şekilde idare edildiğini anlayabiliyor musunuz? Normalleşmenin sadece İsrail ile gaz ilişkisinde değil, asıl yurt içinde biriken gaz meselesinde de atılması gerekmektedir. İsrail'in gazı alınmalıdır ama asıl Türk halkının gazı alınmak durumundadır. Bilmem izah edebildim mi? İbrahim Kahveci Mehmet Yılmaz 19 Ocak 2022 T24 Erdoğan'ın gerçek ötesi dünyası Sosyal medyada dolaşan bir video var. Bir otomobilin sürücü koltuğunda oturmuş bir kişi CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ'nün ayçiçeği yağı fiyatlarındaki artışı dillerine doladığını anlatıyor. Sonra da Enerji Bakanlığı'nın Edirne'de 670 milyar litre ayçiçeği yağı rezervi bulunduğunu anlatıyor. Bu Türkiye'nin 250 yıllık ihtiyacına yetecek bir miktarmış. Şimdi çıkarılamıyormuş çünkü Lozan buna engel oluyormuş. 2023'ten sonra bu engel kalkacağı için ayçiçeği yağına kimsenin para ödemesine de gerek kalmayacak, herkese bedava dağıtılacakmış. Adamın yüzündeki ifadeye bakarsanız son derece ciddi. İnsanda bu söylediklerine kendisi de inanıyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Öte yandan aklım ve mantığım da diyor ki, yok yahu bu olsa olsa bir şakadır, kim böyle bir şeye inanabilir ki? Videoyu 2-3 kez izledim. Kendimi "Tanrım bu gerçek olmasın." diye düşünürken yakaladığımı itiraf edeyim. Öte yandan şu da var. Bu video gerçek bir kişinin gerçek görüşlerini içeriyorsa da hiç şaşırmayacağımı biliyorum. Lozan Anlaşması ile Türkiye'nin zengin petrol kuyularının üzerlerine 25'er ton beton dökülerek kapatıldığını söyleyen adam da AKP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı değil miydi? Önceki gün WhatsApp gruplarında dolaşmaya başlayan bir gerçek görüntü de var. Cemil Barlas'ın programında bir tür bilim adamı, ülkelerin son iki yıllık enflasyon rakamlarını alt alta yazmış, Türkiye'de enflasyonun daha az arttığına izleyicileri ikna etmeye çalışıyor. Almanya'nın enflasyonu bir yıl önce binde dörtmüş, geçen yıl yüzde 5.3 olmuş, artış oranı 1225. Oysa Türkiye'nin artış oranı sadece 147 olmuş. Türkiye'de geçen yıl enflasyonun 36.08 olduğu, önceki yılsa %14.6 olduğu kimin umrunda? Almanların enflasyonu daha hızlı artmış. Almanlar bizi kıskanmasınlar da kimi kıskansınlar? Bu hokkabazlık sürerken Mehmet Barlas'ın oğlunun Türkiye'nin enflasyonunu, diğer ülkelerin enflasyonunun genel toplamı sanması da cabası. Hükümetin Türk lirasının değerini korumak amacıyla açıkladığı tedbirlerin Amerika'da paniğe neden olduğu haberini ciddi ciddi anlatan da aynı televizyon kanalı değil miydi? Aslına bakarsanız Barlas'ın programına kadar inmek de gerekli değil. Ülkenin en yetkili kişisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha geçen gün gelişmiş ülkelerde enflasyonun 6-7 katına çıktığını, şaşkınlıkla yalpaladıklarını, aranan gıda ürünlerinin bile bulunamadığını söylemedi mi? Erdoğan bilmiyor mu? Batı'nın gelişmiş ülkelerinde gıda sıkıntısı olmadığını, kimsenin yalpalamadığını, merkez bankalarının iktisat biliminin gereklerini yerine getirmekte olduğunu ama çıkıp doğru olmadığını bile bile bunları söyleyebiliyor. O bunları söyleyebiliyorsa sıradan bir insanın ayçiçeği yağının maden gibi topraktan çıkarıldığına inanmasında da bir gariplik yok. Lozan yüzünden bu yağı kullanamadığımızı söylemesi de son derece normal. Cumhurbaşkanı doğru olmadığını kesinlikle bildiği bir gerçeği nasıl olup da böyle gönül rahatlığıyla çarpıtabiliyor? Nasıl da bunun yeri nedir? Diyanet gerçeğin böyle çarpıtılması konusunda ne diyor? Bunu kolayca yapmasının nedeni seçmenlerinin her söylenene inanan bidon kafalı insanlar olduğunu düşünmesi mi? Seçmeni bidon kafalı gibi konumlandırmak demokratik siyasette en azından ayıplanacak bir davranış sayılmalı. Ama sorun şu ki günümüzde Erdoğan'ın zaten demokratça siyaset yaptığını da söyleyemeyiz. Erdoğan da diğer bütün otokratlar gibi gerçeği kendisine göre eğip büküyor, çarpıtıyor, yeni bir gerçeklik haline getirip kitleleri etkilemeye çalışıyor. Bugüne kadar başarısız olduğunu da söyleyemeyiz. Muhalefet halkın önüne değerli toplu bir program koyana kadar da bu durumun değişmesini ümit etmeyin derim. Adem ve Havva'nın eğitimi meselesi Devlet Bahçeli'nin hedefinde bu kez Sezen Aksu vardı. Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme dedi. Sebebi biliyorsunuz, Aksu'nun 5 yıl önce yaptığı bir şarkıda geçen sözler. Kendilerine Milli Beka Hareketi adı veren bir güruh, 5 yıl sonra bu şarkıyı fark ediyor ve Sezen Aksu'nun evinin önünde protesto gösterisi yapıyor. Devlet Bahçeli de fırsatı kaçırmıyor tabii. Çünkü onun politika yapma biçimi bu bağıracak çağıracak hayali hainler icat edecek ki gerilim artsın millet birbirine düşman olsun. Adeta 12 Eylül öncesine özler bir havası var ve güç tutkusuyla gözü bağlanmış Erdoğan ortağının memleketi nereye doğru çekmeye çalıştığının farkında mı emin değilim. Bir şarkıdaki sözlerin farkına 5 yıl sonra varmak nasıl bir zeka düzeyine karşılık geliyor acaba? Sözleri anlamlandırabilmek için beş yıl düşünmüş olduklarını mı, yoksa kendileri gibi olmayanları yıldırıp sindirmek için beş yıl beklediklerine mi? Kızdıkları şey şarkının sözlerindeki ''Selam söyleyin o cahil hava ile Adem'e'' cümlesi. Bu nedenle dini duyguları rencide olmuş. Ne kadar hassas bir bünyeleri var. Bir tür kurt kuzu hikayesi gibi. Suyumu bulandırdın filan. Ancak memleketimizin bunlar gibi rol icabı değil, mütedeyin Müslümanlarının inançlarını fazla hafife alıyorlar gibi geldi bana. Mehmet Yılmaz Tuncay Mola Veysoğlu, 19 Ocak 2022, Cumhuriyet Peker'in uyuşturucu iddiaları yargıda Başlığa bakıp şaşırmayın. Sedat Peker'in Venezuela-Türkiye hattındaki uyuşturucu iddiası mahkeme kayıtlarına girdi. Ama biraz dolaylı şekilde. Hatırlayacaksınız Sedat Peker, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasında bulunmuştu. Peker, Yıldırım'ın Venezuela'ya yeni oluşturulacak uyuşturucu güzergahını kurmak için gittiğini söylemişti. Bu iddiaya Binali Yıldırım yanıt vermiş, oğlum Venezuela'ya gitmiştir, beraberinde de COVID'le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir demişti. Erkam Yıldırım'ın iddianın sahibi Peker'e açtığı dava jet hızıyla görüldü. Mahkeme çağrılmasına rağmen gelip ifade vermediği için Peker'in yakalanmasına karar verdi. Dava iftira suçunu kapsadığı için mahkeme kararında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı detayı da dikkat çekici. O davada mahkeme kayıtlarına Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın şu notları girdi. Venezuela gezisinde Erkam Yıldırım serbest bölgeyi ziyaret etti mi? Sonrasında bir Türk iş adamı üzerinden serbest bölgede kendi gemileri için kiralama yaptı mı? Hakim bu soruların yanıtlanması talebini reddetmedi ama kabul de etmedi. Peker'in savunmasını aldıktan sonra bu talepleri değerlendireceğim dedi. Mahkemece Peker'in suçlandığı davada dolaylı olarak aktarılan bu iddiaların netleşmesi için Peker'in ifadeye gelmesi şart koşulmuş. Yani Peker Türkiye'ye gelip ifade vermediği sürece bu vahim iddia kafalarda soru işareti olarak kalacak. Savcılar soruşturma açamadığına göre Erkam Yıldırım suçsuz olduğunu, iftiraya uğradığını mahkeme kanalıyla ispatlayabilmek için Sedat Peker'i Türkiye'ye gelmeye ikna etmek zorunda. AKP'nin İstanbul'a ihaneti sürüyor. İstanbul siluetini betona gömdüler. AKP'liler yıllar boyunca ne yeşil alan bıraktı ne de kent estetiğine dair en küçük bir çaba harcadı. Bilim insanlarının, sivil toplumun, İstanbul'un uyarılarına kulaklarını tıkadılar. İmar rantı üzerinden akan milyar dolarların bağımlısı oldular. İstanbul'luyu betona hapsettiler. Deprem toplanma alanlarına bile AVM'ler, rezidanslar diktiler. Yıllar sonra Erdoğan, kendi eseri olan İstanbul'un bozulan çehresine ve beton yığınlarına bakıp biz bu kente ihanet ettik diyecekti. Şimdi yeni bir ihanet süreci yaşıyor İstanbul'u. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iş yaptırmamak, onu başarısız göstermek için halkın yararına olan projelere İBB Meclisi onay vermiyor. Saray ise İstanbul Belediyesi'nin kendi olanaklarıyla bulduğu yurt dışı kredilere imza atmıyor. Yani iki taraflı bir engelleme süreci yaşanıyor. İstanbul halkının oylarıyla İstanbul'a hizmet etmek için seçilmiş meclis üyeleri aldıkları oya da ihanet ediyorlar. Ben buna organize kötülük diyorum. Çok sayıda örnek var ama ikisini aktaracağım. Milletin parasıyla fonlanan belediye şirketi Kiptaş İstanbul'da AKP yönetimi sırasında sosyal konut yapmak amacıyla çok yüksek bir fiyattan arsa alıyor. Arsanın üzerinde yapılacak konutların projesi bile hazırlanıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca sosyal konut yapılacak arsa AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla yeşil alana çevriliyor. İstanbul'daki yoksul kesimlere ucuz konut yapma projesi Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için iptal ediliyor. O meclis üyelerine soruyorum, faiz fiyatla aldığınız arsaya yoksullar için konut yapılacakken neden engel oldunuz? Söz konusu arsa madem yeşil alan olacaktı, halkın milyonlarını neden o arsanın sahibine akıttınız? Bir başka örnek metro ihalesiyle ilgili. İstanbul 3. bölgede yapılacak metronun finans ihtiyacını İstanbul Belediyesi kendi olanaklarıyla çözüyor. Kredinin onayı için Erdoğan'ın imza atması gerekiyor ve bu imza atılmıyor. Neden? Dün Ekrem İmamoğlu İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek açıklayacağım dedi. Beni değil, İstanbul'luyu cezalandırıyorsunuz diyerek haklı tepki gösterdi. Metrobüslerin yenilenmesi işi de engellenen projeler arasında. Yani İstanbul'un büyük çoğunluğu olan dar gelirli insanların yararlanacağı hizmetlere izin verilmiyor. Benim gördüğüm halktan kopan AKP çaresizlik içinde. Göz göre göre yapılan bu engellemeler derin bir siyasal körlüğün de yansıması. Siyasi tarihimiz halka hizmet etmek yerine kumpas kuranların hezimetleriyle dolu. İlk seçim tarihin tekerür ettiğini bir kez daha gösterecektir. Tuncay Molla Veysoğlu.